şıkkı sizde. Ketebe fiil-i mazi yazdı, yazmış. Yektübü fiil-i müzari yazar, yazıyor, yazacak. Ketben fi mastar gayri mimi yazmak. Katibün ismi fail yazan, yazıcı. Mektubun ismi mef'ul yazılmış. Lem yektüb fiil-i müzari cehd-i mutlak yazmadı. Lemma yektüb fiil-i müzari cehd-i müstarak hala henüz yazmadı. Ma yektübü fiil-i müzari nefi hal yazmıyor. La yektübü fiil-i müzari nefi istikbal yazmayacak. Len yektübe fiil-i müzari tekit nefi istikbal elbette yazmayacak. Li yektüb emri gayip yazsın. La yektüb nehyi gayip yazmasın. Üktüb emri hazır yaz. La yektüb nehyi hazır yazma. La tektüb hocam. Pardon. La tektüb nehyi hazır yazma. Mektebün mastar mimi yazmak. İsmi zaman yazacak zaman, ismi mekan yazacak mekan. Miktebün ismi alet yazacak alet. Ketbeten mastar bina merre bir kere yazmak. Kitbeten mastar bina nevi bir çeşit yazmak. Küteybün ismi taskir az yazıcı. Ketbiyün ismi mensup yazmaya mensup. Kettabün mübalağalı ismi fail çok yazıcı, çok yazan. Ektebü ismi taftil daha çok yazıcı, daha çok yazan. Ma ektebehu fiili taaccüb evvel acayip yazdı. Ve ektib bihi fiili taaccüb sani ne acayip yazdı. Teşekkür ediyoruz hocam. Gayet güzeldi. Başka dinletmek isteyen arkadaş var mı? Mesela Abdul Samet Cel artık Selmi nasılsa ben de ezberledim diyor. Dinletmek isteyen varsa ben başlayabilir arkadaşlar. Bayağı kişi söz hakkı istiyor. Gelene gidene söz hakkı verdi. Ama konuşan yok gibi. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor hocam gayet net. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Söz sizde hocam, buyurun. Ketebe fiil-i mazi yazdı, yazmış. Ektibu fiil-i müzari yazar, yazıyor, yazacak. Ketbun mastar gayri mimi yazmak, yazmış. Katibun ismi fail, yazan, yazıcı. Mektubun ismi meful yazılmış. Lem yektub fiil-i müzari cehdi mutlak yazmadı. Lema yektub fiil-i müzari cehdi mutlak hala yazmadı, henüz yazmadı. Ma yektubu fiil-i müzari nehyi hal yazmaz, yazmıyor. La yektubu fiil-i müzari nehyi istikbal yazmayacak. Len yektübe fiil-i müzari cehdi mustarak elbette. Hocam şaşırdım. La yektübe fiil-i müzari nefi istikbal yazmayacak. Len yektübe fiil-i müzari cehdi fiil-i müzari tekidi nefi istikbal elbette yazmayacak. Diyektub emri gayip Niyektub emri gayb yazsın, la yektub nehyi gayb yazmasın, uktub emri hazır yaz, la tektub nehyi hazır yazma, mektubun mastar mimi ismi zaman, ismi mekan yazılacak zaman yazılacak mekan, mektubun ismi alet yazacak alet, ketbeten mastar bina merra bir defa yazmak, ketbeten mastar bina nevi bir çeşit yazmak, kütübün ismi tatır az yazan az yazıcı, Ketbiyyun ismi mensup, yazmaya mensup. Ketabun mübalağa ismi fail, çok yazan, çok yazıcı. Ektabu ismi tafti, daha çok yazan, daha çok yazıcı. Maktebe, yok. Doğru, maktebe hu. Maktebe hu fiili tercübü evvel acayip yazdı. Ve ektikbili fiili tercübü sani ne acayip yazdı. Hocam daha iyiydim ama heyecanlandım sanırım. Gayet iyiydiniz hocam. Başarılı bir gün. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar? Yani yoksa din dersi anlatmaya geçeceğim. Varsa dinleyebiliriz.
sanırım yok. Yani zaman kaybetmeye de gerek yok diye düşünüyorum artık. Şu var yani, yarın akşam da dinletebilirsiniz. Bu akşam mikrofonunuzda sorun vardı, şuydu buydu. Bu dersi yarın akşam da dinletebilirsiniz. Bu akşam dinletemeyenler yarın akşam da dinletebilir aynı ders arkadaşlar. Yarın akşam dinletemediniz, ertesi akşam dinletin. Problem yok yani. Tamam, bu bağlamda yeni dersi de başlatalım. Yeni derse geçiyoruz. Geçmeden önce şunu söyleyeyim. Nasara ve Ketebe ile alakalı, yani işlediğimiz dersler ile alakalı sorusu olan varsa sorabilir. Bir link paylaştım. Sanırım bunu indirmişsinizdir. Bu akşam işleyeceğim şey. Şimdi başlattığımda zaten göreceksinizdir. Ona göre yoksa indirirsiniz. Varsa zaten vardır yani. Şu an ekranı gördüğünüzü düşünüyorum. Görüyorsunuz. Test yaptım ben de. Baktım var mı görüntü diye. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Emsile ne demekti? Örnekler, misaller demekti. Emsileyi ikiye böldük derken sanırım derse katılan arkadaşlardan birisi arıyor. Bir 10-15 saniye verin bana. Efendim hocam. Aleykümselam. Şu an dersteyiz hocam. Akşam dersi, gündüz grubu, hangi gruptasınız? Akşam grubundasınız. Yani nasıl çalışmaz pek şey gelmedi bana ama. Yani. Şey ne? Mail adresiniz ne? Evet, Talat Kılıç, ben size hatırlıyorum. Açması lazım. Ne yapayım? Bizim şu ders kayıtlarının olduğu sayfayı biliyorsunuz değil mi? Ders kayıtları, video kayıtları var biliyorsunuz değil mi? Tamam, şimdi oraya ben şey koyacağım, link koyacağım. O linki göreceksiniz yani. Oraya tıklayarak açarsınız, olur mu? Tamam hocam, yani ne diyeyim? 2 dakika sonra orada link olacak. En üstte. Tamam. Tamam, o Arapça'da biliyorsunuz ders kayıtları, videoların olduğu yerden bahsediyorum. Tamam. Aynen. En üstte, sayfanın en üstünde link olacak. Tıkladığınızda direkt bana ulaşacaksınız. Tamam hocam? Tamam, şu an ekliyorum yani. 2 dakika içerisinde bakın, fazla geç kalmayın, ders işliyoruz. Tamam. Tamam hocam. Arkadaşlar, bir arkadaşımız derse ulaşamıyormuş. Onunla alakalı beni aradı. Onu söyledi. Ben de öyle bir şey nasıl olabilir diye düşündüm. Arkadaşlar mikrofonlarınızdan yankı yapmaya başladı. Derse ulaşırken bir problem yaşayan var mı aranızda? Bu sayfaya, derse ulaşırken bir problem yaşayan oldu mu? Çünkü bir arkadaş ben linke tıklıyorum, öyle bir şey yok diyor. Yani ben de şaşırdım. Problem nasıl olabilir? Olmaması lazım. Tabii ders esnasında aradıklarında da böyle ufak kopmalar olabiliyor arkadaşlar. Ben de bu arada ders kaydını durdurayım. Ders kaydında da bunlar olacak. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Emsileyi ikiye ayırıyoruz. Sağlı sollu işte ok çizerek. El emsiletül muhtelifetü ve el emsiletül muttaridetü. Emsileyi muhtelife ve emsileyi muttaride olarak emsileyi ikiye ayırmaktayız. Açıklama diye bir başlık atılmış. Ve görüyorsunuz aslında burada her şey yazılı durumda. Yani üzerinde durulması gereken bir şey pek de yok. Emsile ne demek? İki nokta üst üste konulmuş. Misaller denilmiş. Misalleri de parantez arasında örnekler diye açıklamışlar.
Peki emsili muhtelife ne demek denilmiş? Lügat manası, istilah manası farklı olarak açıklanmakta. Değişik ve çeşitli misaller. Lügatta bu şekilde. İstilahta maddesi bir, heyeti başka olup birbirine benzemeyen sıgalar, yani kalıplar manasına gelmektedir. Tabi burada geçen heyet ne demek, madde ne demek, bunlar da görüldüğü üzere sayfanın en altında açıklanmıştır. Yani kimsenin aklında soru işareti kalmasın diye her şey açıklanmış. Emsileye ne yaptık? Muhtelife ve mutlaride olarak ikiye ayırdık. Aşağıya indik, emsileyi muhtelife dedi, anlattı. Daha aşağı indik, emsileyi mutlaride dedi, açıkladı. Lügatta ve istilahta, lügatta ve istilahta açıklandı. İçeride geçen kapalı kelimeler sayfanın hemen altında yine iki nokta üst üste konularak açıklanmıştır. Daha aşağı geçtiğimizde emsiletül muhtelifetu, şu an bunu ders, yani bu ne diyeyim, şu an bakmakta olduğunuz sayfa, bu PDF sizlerde mevcut diye biliyorum ben. Çünkü siteye linkini koymuştum. Ben hiç indirmedim, bu anlattığın şeyi görmedim, bu da neyin nesi diyen belki vardır diyerek bir kez daha linki paylaşıyorum. Tıklayın insin arkadaşlar, o zaman aynı şeye bakıyor oluruz. Link şu an sizde. Tabii ki sizdeki PDF değil, bendeki PDF. Bu önemli değil ama sonuçta aynı şey. Çıktısını alabilirsiniz, PDF dönüştürebilirsiniz. Bende de hazır PDF değildi, kendim PDF yaptım. Bakalım son yazanlar ne yazıyordu? Ben indirmiştim, siteden çıktı da aldım. Tamam hocam, gayet güzel. Devam ediyoruz. Emsile-i muhtelifi ikiye ayırdık, isim ve fiil olarak. Yani çeşitli bakış açısına göre farklı farklı kategorilere ayırabiliriz. Şu an bir bakışa göre emsile-i muhtelifeyi isim ve fiil olarak ikiye ayırmamız mümkün. İsmi de mastar ve mastar olmayan diye ikiye ayırabiliyoruz. Fiili de ihbari fiil ve inşai fiil olarak ikiye ayırmamız mümkün. Mastar ile mastar olmayan, yani gayr mastar, birbirine zıttır. El-fiyanül ihbari ile el-fiyanül inşai de birbirine zıttır. Tabi bunlar neyin nesi, kapalı kelimeler diye akla gelmekte ama her biri yine açıklanmaktadır. Lügat manası. Ad, herhangi bir şey değer tutmak için konulan kelime. İstilah manası. Şu an ad derken neden bahsediyor? İsim tabi, görüyorsunuz, isimden bahsediyor. İsim, herhangi bir şeye delalet etmek için konulan kelime demiş. Delalet ne demektir? O da aklımıza takılır diye onu da aşağıda ifade etmişler. Bir şeyi göstermek demek diye. O da aşağıda açıklanmıştır. Yani son derece açık bir resme, PDF'ye, sayfaya, artık ne diyeceksek ona bakmaktayız. İsim istilahta heyetiyle 3, yani geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandan birine delalet etmeyen kelimedir. Esasen isim nedir? İleride gelecek, yani İzhar, Kafiye gibi kitaplarda isim orada işlenir. AÖF kitaplarında da işlemiştik. Şu an bir giriş bunlar. İşte ihbari ne demek? İnşai ne demek? İhbari haber kökünden gelmekte. Dolayısıyla haber vermeye ait fiiller manasında. Haber de ya doğrudur ya yalandır. Mesela bugün 3. ayın 31'i 2015'te Türkiye genelinde büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Bu nedir? Bir haber cümlesidir, bir bilgidir. Bu doğru da olabilir, yalan, yanlış da olabilir ama bu doğru bir bilgiydi. Mesela gündüz ders yapamadık biz arkadaşlardan. Elektrik kesintisinden ötürü. Bazı arkadaşlar SMS atmış, mail atmış, elektrik yok katılamayacağım diye. Ben de onlara geri döndüm. Bende de elektrik yok, ben de katılamayacağım. Yani çok genel bir elektrik kesintisiymiş. Ben de başta yerel zannettim. Ders veremeyeceğiz, insanlar bekliyor diye bayağı bir üzülmüştüm yani. İnsanlar ne düşünecek diye. Meğer genelmiş. İhbari bu şekilde. Bir de inşai var. Meydana getirmeye ait fiiller. Manasında doğru ve yalan olma ihtimali olmayan fiiller. Ne bileyim, mesela unsur, yardım et
bir insana yardım et dediğin zaman bu bilgi doğru mu yalan mı denilmez. Burada bir bilgi yok ki, emir var zaten. Bunlar geç aşağıda tekrar açıklanacaktır. İsmi ikiye ayırıyor. Mastar ve mastar olmayan. Gayri mastar, mastar olmayan demek. Mastardan başkası demektir. Mastarlar burada sıralanmış. 4 tane mastar var. Mastar gayri mimi, mastar mimi, mastar binay merre, mastar binay nevi. Bunu ezberleyin mesela. Kaç tane mastar var? 4 tane. Mastar gayri mimi, yani mimsiz mastar demek bu. Mastar mimi ikinci sırada, yani mimli mastar. Mastar binayi merre, adet bildiren mastar. Mastar binayi nevi, çeşit tür bildiren mastar. Esasen farklı mastarlar da var. Onlar ileride gelecek. Gayri mastar, yani mastar olmayan isimler, onlar nelerdir? İsmi fail, isim meful, ismi zaman, mekan, ismi alet diye devam ediyor. Açıklama. İsimler camit ve müştak olmak üzere ikiye ayrılır ki bu konu ileride yine gelecek karşımıza. Camit başka kelimeden türemeyen isim demektir. Örnek nedir? Şemsun, güneş veya kalemun, kalem. Ama bu konuya daha var, şu an anlamanız zor olabilir. Müştak başka kelimeden türeyen isim demektir. Bir kelimeden türüyor. Müştak isimler de mastar ve gayri mastar, yani mastar olmayan olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiili şimdi ayıracak. El fi'lül ihbari, el fi'lül inşai. Yukarıda kısaca değinmişti esasen. El fi'lül ihbari, yani haber bildirmeye yarayan fiiller. İkiye ayrılır bu da. Müsbet ve menfi. Müsbet olumlu demek. Müsbet fiil, olumlu fiil. El fi'lül menfi, olumsuz fiil demektir. Müsbet fiili de mazi, hal ve istikbal 3 zamana ayırabiliriz ki bu da 2 kalıpta ifade edilir. Fiil mazi, fiil muzari. Çünkü mazi fiil mazi ile ifade ediliyor. Fiil muzari ile hal ve istikbal ifade edilir. El fi'lül menfi, yani olumsuz fiil de yine mazi olarak karşımıza çıkabilir. Fiil-i muzari, cahd-i mutlak mesela nedir? Mazi manası içeren menfi bir fiildir. Fiil-i muzari, cahd-i mustarak da aynı şekilde. Menfi, mazi manası vardır. Her ikisinde de. Hal ifadesine geldiğimiz zaman, fiil-i muzari, nefi hal var. Hal zamanı içerir. Bir de menfi fiilin istikbali, gelecek zamanı var. Bu da 2 tane. Fiil-i muzari, nefi istikbal. Fiil-i muzari, tekit nefi istikbal olarak gelecek zamanı ifade etmekteler. Şu an dek işlediğimiz konular çok önemli miydi? Esasen her konu önemlidir de. Bunlar aklınızda tutmanız şu an için gerekli değil yani. Bunlar kitapta yazdığı için kısaca değiniyorum. Birazdan önemli bir bölüme geleceğiz. Açıklama. İhbari fiile misal nedir? Yardım et. Ti sözü bir kimsenin başka bir kimseden meydana gelen yardım etme işini haber vermektedir. Acaba yardım etti mi etmedi mi? Doğru da yalan da olabilir. Oysa inşai fiilde yardım et bir emirdir bu. Doğru mu yalan mı diye düşünülmez. Burada da menfi ne demek, müsbet ne demek bunlar yine açıklanmış. Mazi geçmiş zaman, hal şimdiki zaman, istikbal gelecek zaman manasına gelir. El fi'lül inşai, bu da ikiye ayrılmakta. Talep ifade eden ve talep ifade etmeyen. Gayri talep, talep ifade etmeyen demektir. El fi'lü talebi emir olabilir. Emri gayip olur ve emri hazır olur. Aynı şekilde nehi, nehi gayip, nehi hazır olmakta. Talep ifade etmeyen inşai fiillere geldiğimizde tacib evvel ve tacib saniye. Bunlar bir talep ifade etmediği halde inşai olanlardır. Talep ne demek? Bir şey istemeye ait olan fiil. Misal verilmiş. Gayri talebi ne demek? Açıklanmış. Yani çok açık bir yazı olduğunu sizler de zaten son derece farkındasınızdır. El emsiretül muddaridetü. Şu andan itibaren göreceğimiz sayfalar önemlidir. Dikkat kesilmenizi öneriyorum. Yani öncekiler acil bir şey değildi. 2 hafta sonra okuyup anlasanız da olur.
bir ay sonra okuyup anlatsanız da olur. Ama şu andan itibaren hemen anlamanız gerekiyor. Emsile-i muttaride dedik, nefsi mütekellim olabilir ki nefsi mütekellim hem müzekker hem müennesi içerir. Emsile-i muttaride aynı şekilde muhatap olabilir ki o da müzekker ve müennes olabilir. Emsile-i muttaride gaib olabilir ki o da yine müzekker ve müennesi içerir. Burada yine açıklamalar var. Şu açıklamaları iyi bilmeniz gerekiyor. Nefsi mütekellim ne demek? Sözü söyleyenin kendisi demek. Mesela ben gittim. Kalıp ne kalıbı? Nefsi mütekellim kalıbı. Çünkü ben var işin içerisinde. Biz yok mesela. Veya sen, o ikisi değil. Ben dediğime göre nefsi mütekellim oluyor. Ne demek o? Sözü söyleyenin kendisi. Mütekellim söyleyen, konuşan demek. Nefis de kendisi demek. Öyleyse sözü söyleyenin kendisi. Muhatap, Türkçe'de de kullandığımız bir kelime. Sözü söyleyenin karşısında hazır olup kendisine söz söylenen kişidir muhatap. Seni muhatap almıyorum derler mesela. Yani karşımızdaki kişi ikinci şahsa muhatap diyoruz. Gaip var. Gaip sözü söyleyenin karşısında hazır olmayıp kendisinden söz edilen yani arkasından konuşulan. İyi de konuşsak, kötü de konuşsak. Nedir? Karşımızda olmayan ve onun hakkında konuştuğumuz kişi. Üçüncü şahıs. O ikisi, onlar diye söyleyebiliriz. Sırada müzekker var. Müzekker erkek demek. Müennes dişi demek. Buradaki kavramları asla unutmayın yani. Unutmanıza fırsat kalmaz zaten. Onu söyleyeyim. Bundan sonra konu hep bu kalıpların üzerinde dönecek. Bu istilahların üzerinde dönecek konu. Bunları çok iyi şekilde ezberlemeniz gerekir. Nefs-i mütekellim vahde, sözü söyleyenin tek kendisi yani sadece kendisi, bir başkası dahil değil. Nefs-i mütekellim, sözü söyleyenin kendisi, meal ne demek? Beraber. Ne beraber? Gayr başkası. Sözü söyleyenin başkalarıyla beraber olarak kendisi. Yani hem kendisi hem de başkaları. Biz manasına gelir. Nefs-i mütekellim, meal, gayr. Gayr başkaları, meal beraber, gayr başkaları demek. Müfret bir kişi, tesniye iki kişi, cemi çok kişi, çoğul. İkiden çok olana Arapçada çoğul derler. Üç, tem başlıyor, trilyonlarca gidebilir. Üç de dahil, dört de dahil, yüz de, bin de, yüz bin de, trilyonlar da dahil. Ama bir şeyin cemi olması için en az 3 olması lazım. Şurayı kesinlikle ezberleyin. Şuraya derken parmakları diyorum. Parmakların altındakini okuyup anlamanıza faydalı olabilir. Şu alt kısmı. Alt kısmı anlamanıza faydalı olabilir. Ama üst kısmı, parmaklar kısmı kesin ezber konusu. Konu burada dönecek çünkü. Sağ elinizi ne yapın? Avuç içi yani. Avuç içini yüzünüze doğru döndürün. Karşınızda tutun. O parmaklar mesela ne oluyor? Baş parmak sağ tarafta. Sağ elimizin iç yüzü, avuç içi yüzümüze doğru bakıyor. Bu şekilde ne oluyor? Tıpkı ekrandaki parmak el sağlamış oluyoruz. En küçük parmakta görüyorsunuz. En alt kısmında ne var? Müfret, müzekker, gaip. En küçük parmak. Bir üste çıktık. Tesniye, müzekker, gaip. Bir üste çıktık. Cemi, müzekker, gaip. En küçük parmağın bir sağına geçtik. Müfret, müennes, gaibe. Bir üstüne çıktık. Tesniye, müennes, gaibe. Bir üstü daha çıktık. Cemi, müennes, gaibe. En küçük parmak ve bir sağındakinden bahsettik. Bunların hemen üstünde ne yazmış? İkisini kapsayıcı bir işaret var. Üzerine gaib yazmış. Gaib. Gaib yani üçüncü şans parmaklarıdır bunlar. O ikisi onlar diye mana verilir. En küçük parmak burada gaib adını alıyor. Bir sağındaki gaibe adını almakta. Bunlar birazdan bir alt sayfada tekrar gelecek zaten. Orta parmak ve işaret parmağı.
Bunlarda ikinci şahıs parmakları olmakta. Yani sen, siz ikiniz veya siz üçünüz, sizler manasında. Karşımızdaki kişi. Müfret, müzekker, muhatap. Görüyorsunuz orta parmağın en altı. Orta parmağın ortası tesniye müzekker muhatap. En üstü cemi müzekker muhatap. İşaret parmağının en altı müfret, müennes, muhataba. Hani Emin erkek ismi, Emine bayan ismi. Emin, Emine. Burada da muhatap, muhataba. Az önce de gaib, gaibe vardı. O şekilde gidiyor. İşaret parmağın ortası tesniye, müennes, muhataba. En üstü cemi müennes muhataba. Buna göre diyebiliriz ki parmakların en altı nedir? Parmakların dört parmağında en altı nedir? Her biri müfrettir arkadaşlar. Değil mi? Dört parmağında ortası ne? Tesniye. Dört parmağında en üstü cemi olur. En altlar müfret, ortalar tesniye, en üstler cemidir. Dört parmak içinde geçerli. Aynı şekilde en küçük parmak müzekker parmağı, hemen yanında müennes parmağı var. Ardından tekrar müzekker parmağı var ve işaret parmağı tekrar müennes parmağı olarak adlandırılır. Ve geldik baş parmak kısmına. Baş parmak kısmının en altında ne var? Nefsi, mütekellim, vahde. Nefsi kendi demek. Mütekellim konuşan, söyleyen demek. Vahde sadece demek. Sadece konuşanın kendisi. Bir üstü, baş parmakta iki yer olduğunu varsaydık. Bir üstü nefsi, mütekellim, ma'al, gayr. Nefsi kendisi, mütekellim konuşan, ma'a beraber demek, gayr başka demek. Konuşanın kendisi ve başkaları, ikisi beraber yani. Başkalarıyla beraber konuşanın kendisi. Bu baş parmakta ne diyebiliriz? Müzekkerlik, müennestlik ayrımı yoktur. Müzekker içinde kullanılır, müennes içinde kullanılır. Yani ortak kalıptır. Bu ne oldu? Mütekellim parmağı oldu. Orta parmak ile işaret parmağı muhatap parmaklar. En küçük parmakla yanındaki gaib parmak. Bir aşağı iniyoruz. Burası ezber işi işte. Yarın akşam buraya ezbere istiyoruz. Ezber sayfası. Ne o? Sayfanın başında ne yazıyor? Fiil-i mazi malum yazıyor. Bu sayfayı istiyoruz arkadaşlar. Nasıl istiyoruz? Aynen şöyle. Kutularda ne yazıyorsa birebir. Şu an örnek yapıyorum, okuyorum arkadaşlar. Nasara yardım etti bir erkek. Nasara yardım ettiler iki erkek veya yardım etti iki erkek diyebilirsiniz. Türkçe'ye daha uygun. Nasaru yardım ettiler erkekler. Nasarat yardım etti bir kadın. Nasarata yardım ettiler iki kadın. Nasarna yardım ettiler kadınlar. Nasarte yardım ettin bir erkek. Nasartum'a yardım ettiniz iki erkek. Nasartum yardım ettiniz erkekler. Nasarti yardım ettin bir kadın. Nasartum'a yardım ettiniz iki kadın. Nasartun'a yardım ettiniz kadınlar. Nasartu ben yardım ettim. Nasarna biz yardım ettik. Fiil mazi malum diyor. Yardım etti manasında. Nasara kalıbını baz alarak çekim yaptık. Görüyorsunuz parmakların hemen altında çeşitli açıklamalar mevcut. Fiil mazi, lügat manası geçen zaman veya geçen şey demektir. İstilah manası şudur gibi çeşitli açıklamalar mevcut. Sonuç olarak nasıl bir çekim istediğimizi anlattık. En küçük parmak neydi arkadaşlar? Gaib parmağı. Gaib. Bu erkekler için kullanılır. Müzekkerdir. Hemen yanında gaibe bayanlar için kullanılır. Müennestir dolayısıyla. Orta parmak muhatap parmaktır. Müzekkerdir. Yani erkekler için kullanılır. Sen, siz diye mana verilir. İşaret parmağı muhataba. Muhatap, muhataba. Bayanlar için kullanılır. İkinci şahıstır. Sen, siz diye mana verilir.
baş parmak nefsi mütekellim ve nefsi mütekellim parmağıdır. Vahde ve mali gayrı içerir. Müzekker müennes ayrımı söz konusu değildir. Sonuç olarak buranın ezberini istiyoruz. Ayrıca bunu buranın çekiminden önce şu sayfayı, yani Nasara, Nasara, Nasaru sayfasından bir yukarıdaki sayfayı veya yanındaki sayfayı diyebiliriz. Müfret müzekker gaib, tesniye müzekker gaib, cemi müzekker gaib, müfret müennes gaibe, tesniye müennes gaibe şeklinde bunları sayabilmeniz, hangi parmak muhatap parmaklar, hangisi muhatap, hangisi muhataba, hangi parmaklar gaib parmaklar, hangisi gaib, hangisi gaibe, hangi parmak nefs-i mütekellim parmağıdır, hangisi vahde, hangisi na'li gayr olmaktadır, bunları bilmek, parmakların en altının ne olduğu, müfret olduğunu bilmek, ortanın tesniye, en üstünün cemi olduğunu bilmek, muhatap parmaklara sen, siz, siz üçünüz, siz beşiniz diye mana vermek, gayb parmaklar o, o ikisi, onlar diye mana vermek, nefs-i mütekellimde vahdehde ben, mali gayrda biz diye mana vermek, bunları bilmeniz son derece önemli. Konu anlatımı burada bitmiştir. Sorusu olan varsa alabiliriz. Neyin istilah manası hocam? Esasen yani şeyde yazıyor. Ne dediğim? Verdiğimiz dosyada. İndirmediniz mi acaba? Bakayım. Evet hocam. Yukarıda link var. Şu an yazdınız ya bir yazı. İndirdiniz. Tamam hocam. Yani yazan şeyi şey yapmaya gerek yok. Anlamadığınız bir şey varsa onu sorun arkadaşlar. Yani yarın akşam ne istiyoruz? İşte müfret müzekker gaib, tesniye müzekker gaib gibi o çekimleri istiyoruz. Bir de Nasara işte yardım etti bir erkek. Nasara yardım etti o iki erkek şeklinde çekim isteniyor ki kaydını yaptık. Onu yükleyeceğiz arkadaşlar. İndirir bakarsınız. Şu an itibariyle ne yapmaya başladık aslında? 24 kalıp çekim yaptık ya. Nasara, Yesuru, Nasuru, Nasuru çekim yaptık. Değil mi? 24 tane yapıldı. Şimdi bunun her birinin kendi içerisinde çekim var. İşte Nasara'nın çekimine başladık. O bitecek. Yesur'un çekimi var. Nasran, Masdar Gayri Mimin'in var. İsmi failin var. İsmi mef'ulün var. O şekilde fiili tacib evvel, fiili tacib sani. Onun da kendi içerisinde çekimini yaptığımızda artık ne olur? Binaya, yani sizin satın aldığınız kitaba, metin kitabına artık ibareyi, Arapça yazıyı açıp kelime kelime okumaya başlayacağız. O zaman dedik bu belgelerden ezberlemeye devam edeceğiz ama. Hayırlı akşamlar hocam. Sorusu olan varsa alabiliriz arkadaşlar. Yoksa kapatabiliriz. Size kalmış bir şey. Hocam parmak üzerine ziyade okullardan aklımızda kalan tablo şeklinde ezberlesek. Yani tabii sizin bileceğiniz bir şey ama bu şekilde parmak kalıbında ezberlemek arkadaşlar nedir? Daha kalıcıdır. Yani herkes kulağına geldiği gibi ezberleyebilir. Niye öyle ezberliyorsun demeyiz tabii ki. Ama parmak şeklinde ezberlemek, işte müfret miydi, cemi miydi, tesniye miydi şeklinde ayrımı yapabilme adına kolaylık sağlayacaktır. Bir hocamızın mikrofonu açıldı. Ses versin bakalım kimmiş. Talat hocam sizsiniz galiba. Evet arkadaşlar. Ses geliyor mu? Ses geliyor hocam. Buyurun bir şey diyeceksiniz dinleyebiliriz. Ezberleyebilirim hocam parmağı. Anlayamadım hocam. Parmak çekim diyorum isterseniz okuyabilirim yani. Yani okuyabilirsiniz ama yarın akşam dinleyelim isterseniz hocam. Hep beraber olsun. Bir kişi ayrı yapmayalım olur mu? Olur.
Yani toplu bir şekilde gidelim. Bir kişi ayrı önden vermiş olmasın dersi. Beraber hareket. Sorusu olan varsa arabiliriz arkadaşlar.